Why playing computer games is sometimes seen as a solitary pursuit while can mukayese ediyor. Yani bilgisayar oyunlarını oynamak bazen görülürken salt bir arayış mı diyelim, salt bir arayış, sadece bir arayış olarak, bir merak olarak görülürken bilgisayar oyunlarını oynamak. A study at Brigham Young University shows that Brigham Young Üniversitesi'nde bir çalışma, yapılan bir çalışma gösterir ki it, yani bilgisayar oyunu oynama eylemi, o durum, it actually aslında enhance social connections, güçlendirir sosyal bağlantıları, ilişkileri. Toparlayalım, bilgisayar oyunlarını oynamak bazen salt bir merak olarak görülürken şu üniversitede yapılan bir araştırma gösterir ki aslında o sosyal bağlantıları, ilişkileri güçlendirdiğini ortaya koyar, gösterir. Studying, çalışma, the effect of multiplayer online games on marriage, effect on almış. Bakın, effect on, yani evlilikler üzerindeki etkisi. Studying, the effect of multiplayer, yani çok oyunculu çevrim içi oyunların evlilikler üzerindeki etkisini araştıran araştırmacılar. Bakın, ING ile başladı, virgülden sonra özne geldi. Böyle böyle yapan, bakın, ING ile başladı, çalışan araştırmacılar. Tekrar ediyorum, çok oyunculu çevrim içi oyunların evlilikler üzerindeki etkisini araştıran, çalışan araştırmacılar found that, buldu ki, tespit etti ki, in the 76% of the cases, vakaların %76'sında oyunların mı, evliliklerin mi? Tam bilemiyorum. Where ki orada, o vakalar ki orada, in which the couple play together, çiftin birlikte oynadığı vakaların, o oyun vakalarıdır. Evet, vakaların %76'sında James, oyunlar actually aslında aided, yardım etti, helped gibi, the relationship, ilişkiye yardım etti. Yani çevrim içi oyunlar, hani bu çok sayıda insanların bir araya gelip okey falan bir şeyler oynadıkları oyunlar var. Bu oyunları bilenler aramızda var muhakkak. İşte bunlar evlenmeye yardım ediyor. İlişki aslında yardım ediyor oyunlar. In other words, diğer bir ifadeyle, çiftler ki oynarlar birlikte, bakın, birlikte oyun oynayan çiftler stay together, birlikte kalırlar. Birlikte kaldılar. Ve birlikte kalmak burada evlenmek anlamında herhalde almış. James, oyunlar, may have, sahip olabilir, other effects on use to data. Yani bizim üzerimizde başka etkilere de sahip olabilir. The famous psychologist Philip Zimbardo, işte meşhur psikolog Philip Zimbardo, recently, son zamanlarda, spoke out, seslenir, on the subject, konu hakkında konuşur, söz söyler. In his 1971, onun 1971 Stanford Prison Experiment, onun Stanford hapishane tecrübesinde, 71'de yaptığı deney tecrübede, ki o testte volunteers, gönüllüler, were assigned, randomly assigned, yani tayin, atanma, rastgele belirlendiler diyelim. Aslında tayin, atama anlamı çıkmaz burada, belirlenmek. Yani gönüllüler rastgele belirlendi. The roles of prisoner or guard, gardiyan veya mahkum rollerine, rastgele rolleri için belirlendiler ya da rolleri onlara verildi. Rollerine atandılar. Evet. Bakın, o zaman in which'i bağlayalım. Nasıl bağlayacağız? Yani gönüllülerin gardiyan olarak ve mahkum olarak, mahkumun gardiyanı veya mahkumun rollerine, rastgele o rollere tayin edildikleri, o rollerin kendilerine verildiği hapishane testinde, he showed that, o gösterdi ki, human behavior, insani davranış, is heavily, ağır bir şekilde, is influenced, etkilenir, edilgen yapı, by environmental and social pressures, çevresel ve sosyal baskılardan ağır bir şekilde etkilendiğini gösterdi. More recently, daha yakın zamanda, daha son zamanlarda diyor da, daha yakın zamanda, Zimbardo even, hatta, suggested that, ileri sürdü ki, exposing children to morally ambiguous situations, maruz kalmaları, exposing to alır, maruz kalmak. Çocukların ahlaki olarak, etik olarak neye maruz kaldıkları
Ambiguous'a ne diyelim? Ambiguous. Yani belirsizlik mi? Belirsizlik durumlarına. Muğlak. Muğlak, evet. Yani ahlaken net değil. Ahlaki midir, değil midir? O anlamda mı belirsizlik? Etik olarak, ahlak, ahlaki olarak belirsiz. Yani net iyi midir, kötü müdür belli olmayan durumlara çocukların maruz kaldığını. Evet, in James oyunlarda. Bakın oyunlarda ahlaki olarak belirsiz durumlara çocukların maruz kalması... Would be useful, faydalı olabilir. In helping, yardım etmede dedim onlara. Develop their own moral compass. Şimdi oldu. Yani bu kompasa da şey değil, yöneleyim, pusula anlamı var. Ama pusula bizi bir yere yönlendiriyor ya. Ahlaki pusulalarını ya da yönelimlerini geliştirmelerine yardım etmede faydalı olabilir. Belirsiz burada derken yani ikilemde kalma durumu ha. Kuşkulu seçim. Anlamı da var hocam. Kuşkulu. Nasıl? Kuşkulu, şüpheli yani. Evet, kuşkulu. O zaman... Toparlayalım. Çok yakın zamanlarda Zimbardo hatta dığını önerdi diyeceğiz. Yani ahlaki olarak oyunlarda, ahlaki olarak kuşkulu olan durumlara çocukların maruz kalmasının, evet, ahlaki yönelimlerini belirlemelerine yardım etmede faydalı olabileceğini bile önerdi. One possibility, bir ihtimal olasılık, is to make tırmaktır. Explore, araştırmaktır, aramaktır. Virtual world, yani sanal dünyaları araştırmaktır. Draw computer games, bilgisayar oyunları aracılığıyla sanal dünyaları araştırmaktır. Evet, o bilgisayar oyunları ki could enable people to experience and understand concepts that they would otherwise feel difficult to imagine. Yani onların aksi takdirde evet, hayal edilmesi evet, zor bulunacak olan kavramları anlama ve deneylemek için insanları yeterli hale getirebilen bilgisayar oyunları aracılığıyla sanal dünyaları araştırmaktır. Hocam, virtual için asıl gerçek dünyaları destek daha iyi olmaz mı? Sanal ve gerçek dünya mı? O bilgisayar oyunları aracılığıyla asıl gerçek dünyalarını araştırmak mı? Aslında bu sanal dünya yoluyla gerçek dünyayı anlıyorlar. Bilgisayar oyunları aracılığıyla gerçek dünya olmaz hocam. Yani normal reel yaşam olsaydı haklıydınız. Ama bilgisayar oyunları aracılığıyla sanal dünyaları araştırmaktır. O sanal dünyalar ki could enable, yani yeterli hale getirebilir insanları ne için? Yaşamak ve anlamak kavramları tecrübe etmek ve anlamalarını sağlayabilen diyelim. Enable sağlayabilen bilgisayar aracılığıyla sanal dünyaları araştırmak. That o kavramlar ki they onlar would otherwise. Bunu otherwise'i başa getirmemiz lazım. Aksi takdirde o kavramlar ki eğer bu sanal dünya olmasaydı aksi takdirde onlar would find bulacaktı zor to imagine. Ve onu düşünmeleri, onu hayal etmeleri, onu düşünmeleri aksi takdirde zor olacak olan kavramları tecrübe etme, yaşama ve anlamak için anlamayı insanlara sağlayabilen sanal dünyaları araştırmaktır bilgisayar aracılığıyla. Şu aracılığıyla kaldıralım o sanal dünyalar ki sağlayabilen insanlara deneyimleme ve anlama. Neyi kavramları? Kavramları anlama ve deneyimlemeyi insanlara sağlayabilen sanal dünyaları araştırmak. Hangi kavramlar? Aksi takdirde yani bu sanal dünyalar olmasaydı onların hayal etmesi ya da düşünmesi zor bulacaktı. Yani zor bulacakları dünyaları, kavramları diye alacağız. James About Society, topluma dair, toplumla ilgili oyunlar. Populated by real people and open to all. Populated by real people. Gerçek insanlar tarafından doldurulan mı topluma dair toplumsal oyunlar? And open to all. Herkese açık ve gerçek insanlarla dolup taşan diyelim. Toplum hakkındaki oyunlar. Could help. Yardım edebilir. Test etmeye. How different cultural backgrounds could be brought together in peace. Evet. Nasıl yardım yani could help. Yardım edebilir. Test etmeye yardım edebilir. Neyi test etme? Nasıl farklı kültürel arka planların bir araya gelebileceği barış içerisinde, farklı kültürel altyapıların nasıl barış içerisinde bir araya gelebileceklerini test etmeye yardım edebilir. Oldu mu arkadaşlar? Tekrar edeyim. Herkese açık olan ve gerçek insanlar tarafından insanlarla dolup taşan ya da gerçek insanların rağbet ettikleri topluma dair hakkındaki oyunlar test etmeye yardım edebilir. Neyi? Bakın farklı kültürel arka planların yani fakirle zenginlerin mesela. Background, sosyal çevre anlamına da geliyor. Evet. Yani arka plan demek ilk anlamı ama tabii arka plan
Burada sadece sosyal çevre bence değildir. Mesela diyelim ki fakir bir aileden gelen biriyle sosyete işte zengin bir aileden gelen birinin oyunda bir araya gelmesi. O yüzden biraz daha arka plan sosyal çevreyi de içine alan daha geniş bir kavram olabilir. Şöyle yapalım mı? Farklı kültürel arka planına sahip olan kimselerin how could be brought together? Nasıl bir araya gelebileceklerini barış içerisinde nasıl bir araya gelebilecekleri test etmeye yardım edebilir. Bu oyunlar yani. Kolay bir metindi arkadaşlar. Güzel bir metindi bence. Geçelim. Eğer sorduğunuz bir kelime, kalıp veya cümle varsa aklınızda bir soru işareti. Bakalım. Değilse geçelim. Çünkü çok sert bir metin değildi. In which, bu önemli ki orada gönüllüler rastgele, randomly, rastgele tayin edildiler. Gardiyan ve mahkum rollerine tayin edildi, atandılar. Influence, impact veya affected. Mesela bu da çok önemli bir yapı. Exposing to, maruz kalma, bu da sınav sorusu. Sadece İngilizce değil, mesela taarrade esabe bi, taarradeli Arapçada, mesela Farsçada bu kelime çok önemli. Exposing to, eğer maruz kalma. Bir de how'u nasıl tercüme ettik? How'u daima yüklemle, bağlaşlar gibi. Soru edatları da daima yüklemin tepesinde. How could be brought together? Nasıl bir araya getirilebilirler? Barış içerisinde. Geçelim, bence oldu. All the many community newspapers, birçok toplumsal gazeteler. All the are justifiably proud of their hard-hitting local editorials. Yani bunu geçebiliriz arkadaşlar. Ya da okuyalım. Çünkü şey olabilir. Azıcık sizi zorlayabilir. Direnmeniz lazım. Justifiably, haklı olarak. Yani toplumsal gazetelerin birçoğu haklı olarak all the are proud, gurur duyarlar. Gurur duymalarına rağmen of their hard-hitting local editorials. Kendi sıkı çarpan. Ne diyebiliriz? Sert, saldırgan. Evet, sert çarpan, yani sert eleştiri yapan anlamında herhalde, sert çarpan, sert vuran. Yani vurucu. Saldırgan, sert. Sert. Vurucu etkili. Nasıl? Vurucu etkili. Evet. Ya burada aslında kalemleri biraz vurucu ya da biraz iğneleyici kalem kullanan yerel editörleriyle gurur duymalarına rağmen, toparlıyorum, birçok toplumsal gazete haklı olarak kendi sert kaleme sahip yerel editörleriyle övünmelerine rağmen, olduğu neyle tercüme ettim? Olduğu daima yüklemle, proud, are proud, övünürler, övünmelerine rağmen, perhaps, belki de, half of all committee papers, toplumsal gazetelerin tamamının muhtemelen yarısı, carry no editorials at all. Hiç editörler taşımazlar. Yani editörleri yok. Publishers, yayıncılar, who, onlar ki refuse, reddeden, to editorialize, editörlük ten geçmeyi, editör edilmeyi ya da reddeden yayıncılar often sıklıkla claim that, iddia ederler ki editorial harassing, editorial saldırganlık ya da taciz, sıkma, editorial baskı is resented in small communities. Küçük toplumlarda, evet, yani alınma, alınganlık demek, resented, içerlenmek, alınmak, kırıcı olmak. O zaman editorial sertliğin küçük toplumlarda kırıcı olduğunu iddia ederler. Gücenmek, kırılmak, darılmak, editorial tacizin ya da sıkmanın ya da baskının, baskı belki daha güzel, editorial baskının küçük toplumlarda, evet, küçük toplumlarda kırıcı olduğunu iddia ederler diyelim. Others, diğerleri, burada yayıncılar böyle. Diğerleri, yayıncı dışındakiler, are fearful of alienating readers and advertisers. Onlar da, diğerleri de ne yapıyor? Korkma. Korkuyorlar. Neyden? Alienating readers. Yani okurların veya da reklamcıların ne olmasından? Yabancılaştırılması, kaçırtmak var ya, soğutmalarından korkuyorlar. Reklamcıların ve okurların soğumasından korkuyorlar aslında. Yani editörden geçerse o zaman şey olur. Yani okurlar ve reklamcılar aşırı derecede böyle bir sıkı editöryallikten geçtiği için okurların ve reklamcıların bu işte soğuyacakları, kaçacaklarından korkuyorlar. Hocam, yabancılaştırma değil mi? Alienating. Doğrudur. İlk anlamı odur. Ama burada okurları ve reklamcıların yabancılaştırılması çok soyut kalıyor değil mi? Ama kaçırtmak, evet, soğutmak, yabancılaşmalarına sebep olmak. Marx'ın yabancılaşmasına benziyor. Evet. Still yine de others, diğerleri say, derler ki, they, onlar do not have enough, yeterince sahip değiller zamana to develop, publish it, polish it, were researched, editorials,
on a regular basis. A regular basis düzenli bir şekilde, düzenli olarak yani sürekli olarak, günlük olarak iyi araştırılmış ve cilalanmış yani parlatılmış, böyle süslenmiş, iyi araştırılmış editoryallik geliştirmek için yeterince zamana sahip olmadıklarını söylerler. Many publishers, birçok yayıncı, are leaders, lideridirler. In the commercial and political lives of their own towns. Kendi kasabalarının siyasi ve ticari hayatlarında liderlerdirler. And are so much ve çok fazla a part of the local power structure. Yani yerel iktidar ya da güç odağı ya da yapısının oldukça bir parçası. Yani çok iç içedirler. O güç yapısı, iktidar yapısı ki, odağı ki, their editorials, onların editörlükleri, would not be persuasive anyway. Hiçbir şekilde, hiçbir yolla ikna edici olmayacak editoryallikleri, yani o editörlükleri asla ikna edilmeyecek olan işte yerel güç yapılarının ya da odaklarının oldukça büyük bir parçasıdırlar. Yani çok iç içedirler. Ne diyor? Aslında şu ara şuraya kadar parça çok soyuttu. Yani ben ilk cümlelerinden fark ettim bunu. Acaba atlayalım mı diye düşündüm ama artık bitirdik yani zaten. Fakat biraz soyuttu ha. Hocam bu anyway'i asla mı dediniz? Hiçbir yolla normalde. Hiçbir şekilde. Ya, ne olursa olsun, her durumda nasıl olsa falan. Ne olursa olsun. Yani normalde herhangi bir yol. Yani sanki olumlu bir anlamı varmış gibi. Ama not var. Not olunca biz onu hiç diyoruz. Pardon. Nasıl haklısınız? Herhangi bir şekilde diyoruz. Ama not'la beraber hiçbir şekilde oluyor. Those, o kimseler ki editorialize ezert, yani makaleleri veya denemeleri editör eden, edit eden diyelim. Edit eden kimseler, o makale veya denemeler ki, ya da iddia mı deyip, iddia olmaz ki ama. İddia anlamında hocam. Normalde öne iddia sürmek hocam. Öne sürmek. İlk anlamı iddiadır. İddiayı edit eden kimseler, evet. Yani bu iddia edilen yazıdır yine. Ben yine yazı diye düşünüyorum. Yani savunulan de anlamı da var hocam, savunulan. Evet, doğru. Yani tez diyebiliriz belki. Tezi edit eden kimseler, çünkü tez bir iddiadır ya. O tez ki editorials and opinion columns give identity to their newspapers and leadership to their communities. Kendi toplumlarına liderlik eden ve kendi gazeteleri için bir kimlik veren köşe yazarlarının bakış açısı ve bakışı ve editörleri olan tezi editör eden kimseler nerede şey çıktı, bir saniye. Yüklem nerede? Tezi edit eden kimseler, o tez ki editoryaller ve opinion columns verir kimlik kendi gazetelerine ve assert söyleyeyim hocam. Cümle burada bitmiş hocam. Bunlar kimselerdir ki, tamam mı? Bunlar işte tezleri edit eden kimselerdir. Ondan sonra ki editorials and opinion columns give identity to their newspaper and leadership to their communities. Kendi toplumlarına liderlik, toplumları için lider ve kendi gazeteleri için kimlik veren editörler ve köşe yazarları olan kimselerdir. Burada kapatmamız lazım. Ana yüklem, ana cümle buradadır. Gerçekten hocam ana yüklemi bulmak bayağı zor. Çünkü who ile başlamış, that ile, yani cümlelerle sanki oluşturulmuş bir cümle yani. Evet. Ya da bu that'i bu mu yapalım? As there that editorials and open columns. Bu köşe yazılarını ve bu edit edilen köşeleri iddia eden yok. Öyle de çok oturmuyor. Kötü bir cümledir yani bu. Bunlar. Hocam iddia eden editörler desek. Tamam işte cümle nerede? Bu that eğer sıfat cümlesi ise cümle nerede? Those who. Bunlar öyle kimselerdir ki edit ederler tezleri. Bunlar tezleri edit eden kimselerdir. Ki evet ezler. Siz editorialize ne diyorsunuz hocam? Editör mü diyorsunuz? Editör etmek mi diyorsunuz? Who'nun yanındaki kelimeye hocam. Ha, who'nun yanındaki bu edit etmektir. Yani isim değil. Editör. Editörlük yapan yani. Bu eylem olarak gelmiş. Bir bunu... İşte editör ise hocam editörler iddia ediyor. Neyi iddia ediyorlar? Köşe yazılarının onların toplumlarına liderlik ettiğini iddia ediyorlar. Yani bu şekilde olabiliyor. İddia ediyor, o iddia ediyor, yüklem yapalım diyorsunuz. Evet hocam, çünkü eser savunma, öne sürme ve iddia etme anlamına geliyor. Bitirelim ya o zaman. Bunun sınırını burada bitirelim. Ezerti yüklem olarak alalım. Şimdi evet. Editör yapan kimseler iddia ederler ki,
gazeteler ve köşe yazarı kimlik verir kendi gazetelerine ve liderlik eder toplumlarına. Şimdi daha güzel oldu. Bakın. Ama şöyle. Orada hocam gramatik olarak oraya herhangi bir şey atması gerekiyor mu? Virgül falan bir şeyler? Yok. Hazırdan önce. Yok. Şimdi nasıl bunu yoldan tayin edeceğiz? Yani çünkü yüklem çıkmadığı için bak o yüzden mutalaa ediyoruz bu cümleyi. Zamanımızı aldı. Bundan dolayı tam ben. Evet. Şöyle. O zaman editör yapan, editörlük yapan kimseler ileri sürer ki editörler ve köşe yazarı verirler kimlik. Kendi gazetelerine kimlik verirler ve kendi toplumlarına liderlik verirler. Yani liderlik ederler, ettiklerini iddia ederler. Şimdi oldu. Indeed aslında some of the most inspired writing the US has produced. Aslında en ilham verici yazı yazan Amerika'nın en ilham verici yazılarından bazıları has produced, üretmiştir. The Crazy Easy of Tom Paine. Tom Paine. Essays, Tom Paine deneme krizini oluşturmuştur, yaratmıştır. Tom Paine bu belli bir, çok spesifik bir şeydir. Yani bu Tom Paine denemeleri krizini ortaya çıkarmıştır. The Federalist bu anlatıyor bu kriz nedir. The Federalist Papers Explaining and Defending the Constitution. The Stirring Commentary of William Allen White of Kansas. First South, The Light of Day. As editorial or column material in a community newspaper. Yani çok spesifik olayları anlatıyor burada. Diyor ki aslında en ilham verici Amerika'nın en ilham verici yazılarından bazılarını öğretmiştir. Neyi öğretmiştir? İşte bu ara, şu ara sözü kaldıralım. İlk saw the light of day as editorial or column material in a community newspaper. Yani bir toplumsal gazetede bir köşe yazısı veya bir editör olarak gün ışığını ilk görmeyi öğretmiştir. Arada nedir? Öğretmiştir. Yani bu the crazy age of the pain. Mesela bunlar ara sözdür. İşte şu crazy. The Federalist Papers. Ya da hocam bu adı kriz olan denemeler olabilir hocam. Yani yazı dizisi olabilir Tom Paine'e ait. Evet, Tom Paine'e ait kriz denemeleri. Tamam. The Federalist Papers explaining, açıklayan ve savunan, yani anayasayı savunan ve açıklayan federalist gazeteler ve The Stirring Commentary, çarpıcı yorum, William Allen White of Kansas. Yani Kansas, işte William Allen'in çarpıcı yorumları. Bu en ilham verici yazılardan 3 örnek vermiş ha. En ilham verici yazılardan 3 örnek vererek işte Amerika'daki en ilham verici yazılardan bazıları, bunlar gibi yazılardan bazıları öğretmiştir. Neyi öğretmiştir? First saw. Buradaki first saw'a ne diyelim? Yani ilk görü, ilk bakış açısı. İlk kez güneş ışığını görmüştür diyebilir miyiz? Günün ışığını görmüş. Of day. Yani editoryal olarak ve köşe yazısı olarak bir toplumsal gazetede köşe yazısı ve editör olarak günün... Hocam bir deyim bu. Işığını görmüştür. Yani ilk hocam, first see the light of day, doğmak, dünyaya gelmek, vücut bulmak, dünyaya geldiği ilk gün, yani ilk doğuşunu kastediyor sanırım. Bir toplumsal gazetede bir köşe yazısının yazısı olarak ve editoryal olarak gün ışığına ilk çıkan, çıkmayı doğurmuştur. Yani ilk doğuşu bir toplumsal gazetede köşe yazısını ve editoryal olarak ilk doğumu ortaya çıkarmıştır. Courageous hometown editors, yani cesur mu diyelim, cesur, mücadeleci, cesur, hometown editors, yani bu da lokal gibi alalım, memleket cesur ülke editörleri regularly, düzenli bir şekilde win, kazanır. Pulitzer Prizes, işte Pulitzer ödüllerini kazanır. And other professional honors, ve de profesyonel honurları. Honur ne diyelim? Ödül, o da aynı. Profesyonel ödülleri kazanır. For onur diyebilir miyiz? Evet. Profesyonel. Mesleki onur. Mesleki onurlar, evet. Zaten madalya gibi şeyleri kastediyor. For crusading editorials on local issues, yerel meselelere dair. Bu ne diyelim? Mücadeleci diyelim. Yani yerel meselelere dair, problemlere hakkında mücadeleci editörler için, mücadele veren editörler için mesleki onurlar ya da ödüller, diğer ödülleri ve Pulitzer, bu da belli bir ödüldür. Bu ödülleri kazanırlar. Çok spesifik diye arkadaşlar. Mesela bu olayları bilmek lazım. Yoksa çok iyi anlaşılmıyor. İşte bu mesela getirdiği örnekler, bunlar hepsi çok yerel örneklerdi. Yani oldukça karmaşık bir paragraftı. İşte ya 4-5 tane paragraftan bir tanesini böyle zorlaştırıyorlar. Yani anlamı biraz güçleşiyor. Umarım anlaşıldı arkadaşlar.
Evet hocam, iyi oluyor yani, böyle gözümüz korksun arada hocam. Arada olmalıdır. Şimdi Oldoy neyle tercüme ettik? Böyle hafif bir, bir iki dakikalık bir kaç kelimeye dikkat çekmek istiyorum. Oldoy, are proud ile, yani övünç duyarlar, iftihar ederler, gurur duyarlar. Ama burada Oldoy gelince gurur duymalarına rağmen birçok toplumsal gazete haklı olarak evet, yani sert kalem sahibi yerel editörleriyle övülmelerine rağmen, belki toplumsal gazetelerin yarısı editörlere sahip değildir. Editörler taşımaz. Evet. Ondan sonra yayıncılar böyle düşünüyor. Refuse, reddeden. Others diğerleri. Bakın, yayıncılar böyle, diğerleri böyle düşünüyor. Bunlar claim that, iddia ederler ki alienating, bu nedir? Soğuma dedik. Yani okurların ve reklamcıların korkması, soğuması, kaçması, soğumasından korkuyorlar. Yine de ama fakat diğerleri söylerler ki, burada say that, daima şöyle bir that, söylerler ki they do not have, onlar sahip değiller yeterince zamana geliştirmek için. Polished, aslında cilalanmış, yani süslenmiş, püslenmiş gibi. Well researched, iyi araştırılmış editörler geliştirmeye yeterince zamana sahip değiller. On a regular basis, düzenli olarak, sürekli olarak, düzenli ölçekte. Birçok yayıncı lideridir işte ticari ve politik yaşamın kendi kasabalarında. Onlar çok fazla parçası olmuştur, çok iç içe geçmiştir. Yerel iktidar odağı ya da yapısıyla power structure would not be persuasive, hiçbir şekilde ikna edici olmayacaktı would. Evet, burada tabii edit eden kimseler, burayı özne buraya kadar alalım, iddia ederler ki, ileri sürerler ki, editörler ve köşe yazarları give their identity, kimlik kazandırırlar kendi gazetelerine ve liderlik ederler kendi toplumlarına. Indeed, in fact, actually, aslında, esasen en ilham verici, Amerika'daki en ilham verici yazı, işte şunun gibi, bunlar gibi yazılar. Evet, ilk gördü ışığını gönül ilk ışığını gördü. Yani ilk defa ortaya çıktı, dediğiniz gibi. Ne olarak? İşte editör olarak ve köşe materyali olarak kendi toplumsal gazetelerinde. İşte cesur memleket editörleri düzenli bir şekilde şu ödülleri kazanırlar ve diğer profesyonel mesleki onurları elde ederler. Niçin? Mücadele verdikleri için. Mücadeleci editörlükler, yerel meselelere dair kavgacı mücadeleci editörlüklerinden dolayı mesleki ödüller kazanırlar. Böyle bir özetleme yaptık ama son paragraf birazcık zordu arkadaşlar. 70. paragraf kolay değildi. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Yarın tekrar beraberiz arkadaşlar. Yarın bizim dersimiz var mı hocam? Yarın yok mu? Cuma günü. Doğrudur. Cuma günü 9'da biz beraberiz. Paragraflarla devam ediyoruz. Zaten 100'e kadar geleceğiz. Ondan sonra biz denemelere geçeceğiz. Yani bir hafta, en fazla 2 hafta, bizim Ağustos'ta son 2 ay full soru çözmemiz lazım. Hadi 100 tane, 110 tane falan yapabilsek, kalan o 30-40'ına siz bakabilirsiniz. Yani en azından bir yolunuzu aydınlatmış oluruz beraber. Ondan sonra biz sorulara geçeriz arkadaşlar. Tamam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Tamam hocam. Teşekkürler hocam. İyi akşamlar. İyi dersler. Çok teşekkürler hocam. İyi akşamlar. Sağ olun. Tamamlar hocam. Selamlar.